Feride. Feride, neredesin? Feride! Feride, Feride, ne olur gitme. Ne olur gitme, bırakma beni. Biliyorum bana çok kırgınsın. Ne desen, ne yapsan haklısın. İzin ver ayaklarına kapanayım. İzin ver açtığım bütün yaraları sarayım. Feridem, Feridem ne olur gitme, bırakma beni. Yokluğunun cehennemiyle sınama beni. Yalvarırım Feride. Ben kıydım bize, sen kıyma. Feridem. Yapma ahı gözüm. Yapma Feridem. Beni yarım, beni sensiz koyma. Öldürme beni. Yapma Feridem. Aysel'cim. Taze taze, buyurun. Çıkarken de boşları al canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne diyorduk? Ha. Herkes Mahir gerçek katili buldu, cezasını verdi diyor. Maazallah, aksi olsa, biri şüphelense Mahir için büyük tehlike. Düşünsenize, gerçek katil bir Aysa Durma. Abimin bir bildiği var ki herkesin buna inanmasını istemiş. Başarmış da. Baksanıza, kimse bunun bir oyun olduğundan şüphelenmedi bile. Ben kalkayım artık. Anne, nereye şey yapıyorduk? Oturuyorduk ne güzel. Çayınızı içmediniz daha. Sağ olun. İçtim kafi. Babam evde yalnız, benim aklım onda kalıyor. Tabii. Tabii. Buyurun. Her zaman beklerim. Hatta müsait bir zamanında gel. Şu saçlarına biraz bakım yapalım. Elimde çok şahane malzemeler var. Fransa'dan getirtiyorum hepsini. Yok, sağ olun. Ben çok alışık değilim öyle şeylere. Tekrar geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim babana. Gelen küçük bir balık diyelim. Sohbet diye verdiği bilginin farkında bile değil üstelik. Hem de öyle bir bilgi ki son zamanlarda ben bile böylesini duymamıştım. Geç işinin başına hadi. Hadi, oyalanma. Ay ne dedi acaba? Vallahi çatlayacağım meraktan.
Seval Hanımcığım. Buyurun sizi alalım mı şöyle? Ay her zamanki gibi çok güzelsiniz. Buyurun. Bana bak Mahir Kara. Demin söz verdin. Açtığın yaraları saracaksın. Yaşadığımız bu kabusu unutturacaksın. Ama şunu bil. Bir daha beni öyle umarsız bırakıp gidersen ben giderim. Bir daha gelmem, geri de dönmem. Şimdi bana söz ver. Bir daha elimi bırakmayacaksın. Ne olursa olsun. Beni yarı yolda bırakmayacaksın. Sevdam. Aşk anlaması olmaz. Şart koşul sunulmaz biliyorum. Ama... ağzımdan çıkacaklar gururuma dokunuyor. Gene de içimi açıp gösterebileceğim bir tek sen varsın. İstiyorum ki dünyayı umursamayalım. Hemen çıkalım buradan. Gidelim nikah dairesine evlenelim. Karım ol. Fakat... herkes duydu ayrıldığımızı. Nişanın bozulduğunu biliyorlar. Bu da işlerine geliyor tabii. Çünkü senin hakim olman onlar için sıkıntı. Eğer beraber olduğumuz bilinirse, barıştığımız öğrenirlerse, sade gittiğim yol değil, sen de tehlikede olursun. Aşkı sürdün. Sana bunları yaşattığım için çok özür dilerim. Sevdamızı bir kusur gibi saklamak zorunda olduğum için. Oysa ki sen benim tek gerçeğimsin. Vazgeçemediğim nefesim. Sevdamız bizden büyük Mahir. Dikenleri de bir o kadar fazla. Ama benim umurumda değil. Sen yanımda ol. Bu gözlerin başka göze değmesin bana yeter. Gözlerim başka göze değerse kör olsun. Olsun. Olsun Mahir Kara. Çünkü çok üzdün sen beni. Canımdan can koptu resmen. Affet beni.
Seni bir daha özlersem boynum kopsun. Tamam mı? Affettin mi? Bunları üçüncü sınıflara koy. Şunları beşinci sınıfın tarafına koy. Ergin abla. Merhabalar. Mahir nerede? Buralarda mı? Ha, Mahir abim yok. Bir şey mi vardı? Ben yardımcı olayım. Sağ ol, sağ ol. Ben bulurum onu. Kolay gelsin. Bitti denilen yerden yeniden başlayacağız Feride. Zorlu olacak yolumuz. Korkulu. Göğsümüzü gere gere biz biriz diyemeyeceğiz belki ama inan hep yan yana olacağız. Biz biliyoruz ya bir olduğumuzu. Ötesi bilmese de olur. Hem ben seninle her şeye varım Mahir. Ölüme bile. Konuşalım mı biraz? Ama dışarıda. İyi günler. Vehbi Bey'le görüşecektim. Kim arıyordu? Terzisiyim. Hatta kalın. Efendim. Nasılsın canım? İyiyim. Hayırdır, bir aksilik mi var? Yok, aksilik değildi. Bir bilgiye ihtiyacım var acilen. Hangi hususta? Mahir Kara ile alakalı bir malumat lazım bana. Öyle mi? Mesele ne? Ailesi düğün günü bombalanmış, Mahir de bu bombacıyı öldürmüş dediler intikam için. Evet, bilgim var bu konuda. Peki bu bombacının yani bu Cüneyt Yanbal'ın cesedi bulundu mu kuzum? Hayır, sadece gizlilerine ulaştık Boğaz'da. Başka bir iz yok. Sen niye soruyorsun bunları? Senin ne işin var Mahir'le? Dönem bir dümen varmış. Ona çomak sokmak gerekecek. Büyük bir hesaplaşma olacak anlayacağım. Belgin. Mesai saati rahatsız ettim müdürüm. Ama söylediklerin çok makbule geçti. Bu arada arayı çok açmayalım. Özledim Zira. Mahir. Söyle Sevda. Hiç mi yan yana gelemeyeceğiz? Peki sen o kadını görmeye devam edecek misin? O kadın sadece bir mahalle kuaförü değil Feride. Aralarına girmeyi başardığım insanlardan biri. Nasıl yani? O da mı kabadayı? Bilmiyorum, öyle gibi. Onunla o pastaneye geldiğimde ben de bilmiyordum bu hakikati.
mahallede dükkanı olan, öylesine sıradan biri zannediyordum. Ama o biliyordu. Ve sakladı senden, değil mi? Ama Vehbi Bey bana belgin için nişanlı dedi. Vehbi kim? İl Emniyet Müdürü. Geldi, bana bu hanımefendinin davası için ricada bulundu. Bir arkadaşımın müstakbel gelin adayı dedi. Belki de nişanlıdır. Vehbi Bey çok titiz bir adamdır Mahir. Hayır, neden bir suç çetesinin içindeki kadını bana savunsun ki? Belki de bilmiyordur. Muhtemel. Yani sen bu kadını sık sık göreceksin demek mi oluyor bu? Mecburen Feride. Sana söz Sevda. O kadından uzak duracağım. İş dışında bir münasebetimiz olmayacak. Burayla ilgili ne hayaller kurmuştuk. Elden geçirecektik. Çardağ hanımını dikecektik. Gene yaparız Sevda. Gene yaparız. Ama gizli saklı. Bavul alayım. Mahir. Ben nasıl babama ne diyeceğim onu düşünüyorum. Bu tayin işi için ondan yardım istemiştim. İşleri çabuklaştırsın diye. Onlar benden önce gittiler bile Ankara'ya. Şimdi trenden inmediğimi görünce... Keşke ben bir şey yapabilsem. O değil de şımarık bir kız gibi davrandığımı sanacaklar. Pişman mısın verdiğin karara? Hayır değilim. Ama tabii kimseye... senin benim ayaklarıma kapandığını... bana yalvardığını anlatamayacağım, onu düşünüyorum. Hiçbir kelamından gocunmam. Gurur yapmam. Sevdiğim kadının ayakları başımın tacıdır. Sevdiğimi getirir bana çünkü. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Son yolcunun gömüldüğü yolda son adımları. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilendi yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için.
Saatler, saatlere vurdu çelik sesiyle. Saatler, son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Babam evlenme meselesinden bahsedince çok şaşırdı. Neden? Yani bu vakitten sonra... Yani yaşananlardan sonra istemezsin sandım. Yani babama anlatmandan bile korktum. Songül. Ben seni seviyorum. Sana zarar vermek aklımın ucundan bile geçmez. Senden vazgeçmek de. Ben seni aldattım. Ben seni affetmeye hazırım. Yalnızca senin suçun değil ki. Anneni, yeğenini kaybettin. Çok zor zamanlar geçirdin. Kabahat biraz da benim. Zor zamanlarında yanında değildim. Eşek kafam kırılsın ki değildim. O it de hazır oldu bekledi. Fırsat kolladı, fırsatı bulunca da yanaştı sana. Yoksa sen ona bakmazdın Songül. Benden evvel de etrafındaydı o senin. Baktın mı hiç? Yüz verdin mi? Vermedin. Şimdi de yüz vermezdin. Zor zamanında şefkati yanlış yerde aradın. O kadar. Sırf ben seni ihmal ettiğim için. Songül, biz birbirimize aşığız. Unuttun mu? Mahir'e rağmen bir araya geldik biz. Söz verdik birbirimize. Bak, ben her şeyi halledeceğim. Her şeyi. Çok mutlu olacağız Songül. Bu Osman mevzusu da mazi olacak. Kimse bilmeyecek. Herkes için en doğrusu bu. Nazif baba için de. Songül, evleneceğiz. Mutlu olacağız. Bir yuvamız olacak. Sen yine okuluna gideceksin. Artık görüştük, görüşmedik derdi olmayacak. Tamam mı? Beyefendi ile işleri, işçilerinden biri mi aracı oluyor? Yoksa hepsiyle yüz yüze mi geliyor henüz anlamadım. Tabii hala bana çok güvenmiyorlar. O yüzden de hala temkinliler yanımda. Ama biliyorum çok az kaldı. Yakında beyefendi ile yüz yüze geleceğim. İnanamıyorum Mahir. Her şeyin müsebbibi olan bu adamı ben hem çok merak ediyorum. Hem de senin tehlikenin bu kadar içinde olman. Korkma. Korkma. Nasıl? Bıçak sırtındasın Mahir. Ya beyefendiyle yüz yüze gelmeden her şey ortaya çıkarsa? Ya senin... Onların peşinde olduğunu öğrenirlerse.
düşünmesi bile çok korkunç. Benim gitmem gerek Feride. Onların yanına mı gideceksin? Ne zaman gelirsin? Bilmiyorum. Benim bunlara alışmam gerekecek galiba. Geç gelmelerine, bırakıp gitmelerine, çok soru sormamaya. Feride, seni benimle mesleğin arasına sıkıştırmak istemiyorum. Sevdamız elini kolunu bağlayan bir yük olsun istemiyorum. Benim yüzümden kendini kötü hissedersen buna dayanamam. O yüzden de ne kadar az bilirsen o kadar... Konuşmayalım artık bunları. Ben seninle olmayı seçtim. Eğer bunun bedeli uykusuz gecelerse kabul. Korkuyla seni beklemekse yine kabul. Bana acı veren tek şey senin yokluğun Mahir. Kadınım benim. Seni eve bırakayım mı? Yok. Ben burada kalsam. Yani eğer sen de istersen. Çünkü annemler Ankara'ya gittiler ya benden önce. Ben evi kapattım. Nasıl istersen Sevda. Burası bizim yuvamız. O zaman ben de seninle çıkayım şimdi. Annemleri arayıp gelmeyeceğimi söylemem gerek çünkü. Tamam hadi. O kadın da oraya gelecek mi? Anladım, gelecek. Siz bütün gece aynı yerde böyle yüz yüze olacaksınız. Evet, öyle olacak. Ama benim zerre kadar umurumda değil. Ama onun umurunda. Anlamadım. Niye öyle olsun ki? Mahir, sen kendini anlatmadın mı? Sen sadece el ele olalım, Feride bizi yan yana görsün demişsin. Ama o bir anda senin dudaklarına yapıştı. Üstelik duruşmada da sürekli sevgilim deyip durdu kaç kez. Aklınca bana yardım etmek için. Oyunu sürdürüyor. Bence bu sadece senin için oyun. O kadın basbayağı senden hoşlanıyor. Yapma Feride. Hem sen demedin mi kızın nişanlı diye? O durum zaten biraz karışık. Her neyse ben hiçbir şey demeyeceğim bu konu hakkında. Bana bak. Sen gönlünü ferah tut ağabey yüzüne. Benim gözüm senden başka kimseyi görmez. Tamam mı? Ben anahtarı alabilir miyim? Biz ayrılınca tekrar buraya geleceğimi tahayyül etmemiştim. O yüzden kendi anahtarımı attım. Yuvamızın da, yüreğimin de anahtarı sana emanet. Yatıya mı kalacaktım Aysel? Şapşal mısın kızım sen? Ay aşk olsun abla. Sen eksik boyalara bakalım dedin ya, ben o yüzden öyle dedim. Ha tamam, sen bakıver. Yarın de bana ne eksikse hallederiz. Hadi kaçtım ben. Oo, Belgin, vallahi yine çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Giderken Nail abiye bırak benim marangozhaneye. Sonra gidersin sen. Nasıl ya? Hani senin bu akşam bir işin yoktu, ne oldu şimdi? Öyleydi, planlar değişti. Gitmezdim ama çok önemli. Al, yaktık yine biletleri. Ay canını yiyeyim Belgin ya. Aman, yanan bilet olsun be Murat. Boş ver, sonra gideriz. Hadi yürü. Hadi kız hadi, bırakın gıybeti de işinize bakın. Çıkalım hemen.
Yatıya mı kalacağız? Benim için bayıldı. Değiştiriyorum ben bunu. İlk çıkan benim, sonra senin olsun. Duydum ki seni terk etmiş, oh olsun. Yalnız bırakıp gitmiş, oh olsun. Dizine kapanmışsın, yalvarıp yakar mısın? Günlerce ağlar mısın, oh olsun. Oyununa gelmemiş, sana hiç yüz vermemiş, sırtını dönüp gitmiş, oh olsun. Allah! Hayırdır Belgin? Talih kuşu konuda da bizim maderimiz yok. Ha? Ne bu neşe? Bilmem. İçim içime sığmıyor nedense. Allah Allah. Ben de son gün nerede kaldı diyordum. Madem seninleymiş, boşuna vesvese etmişim demek ki. Kusura bakmayın baba. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Ziyan yok oğlum. Hadi geçin, sofra hazır, oturalım. Ben de çok acıktım valla. Diğerini yıkayım, hemen geliyorum. İlknur kızım. Bir tabak daha getir yavrum, Yasin geldi. Tamam baba. Baba. Efendim kızım. Hani sen bana bir şey sormuştun ya. Kararımla ilgili. Evet. İşte ben düşündüm. Bir an evvel evlenelim istiyorum. Yani senin de iznin olursa. İsabetli bir karar vermişsin. Ama mühim olan senin içine sinmesi yavrum. İyi düşündün mü? Hepimizi en mutlu edecek karar bu. En münasibi. Benim gayem evlatlarımın mesut olması. Hayat bazen tasavvur edemeyeceğimiz kadar zor olabilir. Bazen de bir o kadar bonkör. Umarım sizin payınıza iyilikler düşer güzel kızım. Son nefesime kadar arkanda olacağım. Bunu unutma. İlknur, biraz turşu kavursana kızım. Bekleteceğiz biraz. Neredesin Kerime? Arkamdan çıkıyordun. Yine bir şey mi unuttun? Resepsiyona geç kalacağız. Rezil olacağız. Tam çıkıyordum, Feride aradı. Ondan geciktim. Ne olmuş? Trenin saati mi değişmiş? Yok. Feride trene binmemiş. Ne? Neden? Gelmiyormuş buraya. Ankara'ya taşınmaktan vazgeçmiş. Bu Haydar Fatih. Çenesini kıssa. Milletin işine burnunu sokmasa. Her iş düzene girecek. Müsait de işine gücüne bakacak. Ama herif işgüzar. Halkı galeyana getirip duruyor. Lafın hülasası, bu herifin icabına bakmamız lazım. Başsız kalan halkı bertaraf etmek kolaydır.
İş kimin işi onu anlamadım. Bu müteahhit için mi yapacağız bunu? İş, aslanım. Ötekinin berikinin. Ne fark eder? Kusura bakmayın beyler, geciktim. Matmazel, buyurun. Mersi. Evet, ne diyorduk? Çobansız kalan sürü dağılır. Yani beyler, önce bu Haydar Fatih'i öldüreceğiz. Sonra da evleri yağmalayacağız biraz. Böylece zaten illallah demiş olan ahali süt dökmüş kedi gibi her istediğimizi yapacak. Tamam abi. Mesele anlaşıldığına göre iş bölümü yapalım. Öncelikle içimizden birinin Haydar Fatih'i gırtlaklaması gerekecek. Mahir yapsın. Adam öldürmek de becerikli. Yılanın başını o kopardı neticede. E kolay değil bir çırpıda kabadayı vurup öldürmek. Sana çerez gibi gelir. Biz de aynı fikirdeyiz değil mi baylar? Yusuf doğru söylüyor. Yani kusura bakma ama biz de en pis işi en çömezimiz yapar. Yanlış anlama. Mesele işi yapıp yapamayacağın değil. Bize olan sadakatin. Ben bunu ispatladım diye hatırlıyorum. Bir nevi öyle. Ama bu dostluk da öyle kolay kurulmadı Mahir. Tamam, aramıza girdin. Ama iş bundan sonra. Bakalım birlikte yol alabilecek miyiz? Adamın adı ne demiştiniz? Haydar Fatih. Sağ olsun. Evet çocuklar, ne diyorsunuz? Ne vakit yapalım diyor? Yazın olsun. Yaza kalmasın bence. Yani beklemenin manası yok diye öyle dedim. Olur. Ya ben finaller biter diye yazın olsun dedim. Bence yeni yılda yapalım düğünümüzü. Hem 2 ay kaldı. Bu kadar tez vakit yetiştirebileceğiz mi her şeyi? Sen ne diyorsun İknur? Yetişir baba. Ne olacak ki? Maksat gönüller bir olsun. Madem öyle bize de münasiptir demek Türşer. Hayırlısı olsun inşallah. Hadi bakalım. İnşallah. Soğutmayalım. Hadi. Haydar denilen Herifçioğlu bu mahallenin kahvehanesindeymiş. Yani anlayacağın mahalle kahvesini karargah yapmış. Halkı da oradan fişekleyip duruyor. Abi, madem bu kanlı işleri Mahir hallediyor ve ben de gece konduları dağıtayım. Ha? Bakarsın güzelinden, tazesinden kızlar vardır içeride. Ha? Evsiz kalacaklar. E onlara bir dam bulmak icap eder. Ha? Aceleye lüzum yok Cemal.
Hele bir adam temizlensin. Mahir'den güzel haberi alalım. Sana da sıra gelir. Ben dersimi çalışıp geldim beyler. Bu gece orada polis molis yok. Yani gerisi size kalmış. Madem öyle, 2 saate geri gelirim ben. Kolay gelsin Mösyö. Gazan mübarek olsun. Ayarlamaları yaptığımıza göre ben de gidiyorum beyler. İyi geceler. İyi geceler Belgin. Kesin Mahir'in peşinden gidiyor. Demedi demeyin. Hakkın var azizim. Lakin bizi enterese etmez. Herkes işini noksansız yapsın da sonra nerede kiminle isterse eylesin gönlünü. Nespa Mesya. Belgin Hanım, aracınız nerede, getirelim mi? Mahir. Konuşmamız lazım. Olmaz. İşim var. Bizzat senin tayin ettiğin, onlara da tamam dediği vazifeyi halledeceğim. Aklını mı kaçırdın sen? Konuşmamız lazım dedim. Ya sana, ya Ecir. Sessiz bir yere gidelim. Konuşacaklarım çok mühim Zira. Kimse duymazsa senin için de iyi olur. Biraz yürüyelim. Vaktim yok Belgin. Derdin neyse söyle de gideyim. Yapma Mahir. Vaktin de canın da benim elimde. Ne demek şimdi o? Sana gelip konuşman için fırsat verdim. Kaç gündür kendiliğinden anlatırsın diye bekledim ama nafile. El mecbur, sorumun cevabını kendim arayıp öğrendim. Oyun oynayacak vaktim yok. Doğru. İnsan aynı anda kaç kişiyle oyun oynayabilir ki? Her şeyi biliyorum Mahir. Aslında bir kabadayı olmadığını, nasıl bir oyunun içinde olduğunu, aileni yok eden katili aradığını biliyorum. Hatta onu bizim aramızda aradığını da biliyorum. Yeter saçmaladın. Öyle mi? Peki Cüneyt Yanbala ne demeli? Onu öldürmediğini, öldürmüş intibası yarattığını da biliyorum. Eşlik et istersen.